Oluklu kertenkele buluyorsun. Evet. Karaca ve longozunda bol miktarda var aslında bunlardan. Şimdi bu görmüş olduğunuz yılan görünümlü hayvan esasında bir kertenkele türü. Oluklu kertenkele olarak geçiyor. Zaten savunmasız. Yani çok fazla hızlı kaçabilen bir hayvan da değil. Zaten kör yılan denmesinin sebebi de o. Hızlı hareket etmediğinden dolayı. Köylüler gözlerinin az gördüğünü, yani yerel halk gözlerinin az gördüğünü sanaraktan kör yılan ismini vermişler. Uysal olduğu için, çabuk kaçamadığı için çok kolay hedef olabiliyor. Ve görmüş olduğunuz gibi aslında yani ısırmayı yeltenmeyen bir hayvanı zehirli olduğunu sanarak gördükleri yerde öldürüyorlardı. Hızlı trene benziyor hocam. Bu gördüğümüz tür halk arasında yılan olarak bilinir. Hatta kör yılan olarak bilinen bir normaldeki bir kertenkeledir. Fakat bacakları olmayışı ve yılan gibi hareket etmesi dolayısıyla halk arasında yılan zannedilip genellikle öldürülen bir hayvan türüdür. Halbuki hiçbir zarar olmayan bir hayvandır. Elinize alsanız, elinizi ağzınıza götürseniz bile ısırmaz. Yılanlarda hareketli göz kapakları yoktur. Kulak delikleri de bulunmaz dışarıdan gözüken. Zaten bu hayvanlarda dış kulak diye bir şey yok. Ama kertenkelelere baktığımızda kertenkelelerin hareketli göz kapakları olduğunu görürüz. Aynı zamanda kulak delikleri vardır. Bu halk arasında kör yılan olarak ifade edilen hayvana dikkat edersek hem hareketli göz kapaklarının olduğu görülür hem de kulak delikleri gayet bariz bir şekilde görülebilir. Bir de yılanlar gibi hızlı hareket etmediğinden dolayı da yakalaması kolay bir hayvandır. Çünkü vücudundaki sert plaklardan dolayı yılanlar gibi kıvrak değillerdir. Bu hayvanların yılan zannedilip öldürülmesi önem arz etmektedir. Çünkü bütün hayvanlarda olduğu gibi bunların da doğada belli bir görevleri olan hayvanlardır. Böcektir, faredir vesaire gibi hayvanları yiyerek onların belli bir popülasyonda kalmasını temin eden hayvanlarımızdan bir tanesidir. Türkiye'nin her yerinde görülse de her zaman bulunan bir hayvan değildir. Yılın belli zamanlarında aktif bir hayvandır. Bu yüzden ne olursa olsun fark etmez, popülasyonu azalsın veya azalmasın hiçbir hayvanı öldürme yetkimiz olmadığını söylemek isterim.